Herkese merhaba. Bugün sizlere en iyi 10 animasyon sinema filmleri tavsiyesinde bulunacağım. Yeni çıkanlar ve eski, belki de hatırlamadığımız animasyonlardan bahsedeceğim. Hangi türde film veya animasyon isterseniz yorumlarda belirtebilirsiniz. Her gün yeni videolar için destek olursanız çok mutlu olurum. Herkese iyi seyirler dilerim. 10. sırada yer alan animasyonumuz Kayıp Şehir Atlantis. Filmin konusu ise Jim Hawkins en büyük hobisi muhtelif serüvenlere atılmak olan macera perest bir gençtir. Şimdi ise oldukça farklı insan karakterlerinden oluşan bir mürettebat ile uzayın derinliklerine doğru maceraya atılacaktır. Bu serüven ona farklı insanlardan oluşan bir ekiple tanışma şansı vereceği gibi insanoğlunun görebileceği en büyük hazinelerden birini elde etme fırsatı tanıyacaktır. Listemizin 9. sırasında yer alan animasyon filmimiz ise Define Gezegeni. Jim Hawkins en büyük hobisi muhtelif serüvenlere atılmak olan macera perest bir gençtir. Şimdi ise oldukça farklı insan karakterlerinden oluşan mürettebat ile uzayın derinliklerine doğru bir maceraya atılacaktır. Bu serüven ona farklı insanlardan oluşan bir ekiple tanışma şansı vereceği gibi insanoğlunun görebileceği en büyük hazinelerden birini elde etme fırsatı tanıyacaktır. Benim keyifle izlediğim ve çok beğendiğim bir animasyon filmidir. Kesinlikle izlemenizi tavsiye ediyorum. It's 8. sırada yer alan animasyonumuz ise Sihir Gizli Servis. You have to work together. What? We can't stand each other. Gratev gizli bir ajandır. Kralın gizemli bir şekilde ortadan kaybolmasını araştırmakla görevli olan Gratel, bu zor davayı kardeşi Hansel ile birlikte çalışır. Birlikte büyülü bir dünyanın ürkütücü sırlarını keşfeden Gratel ve Hansel, güçlü bir cadıya karşı zorlu bir mücadeleye girişir. Oldukça eğlenceli olan bu animasyon filmimizi ben normal orta bir şekilde gördüm. Size de tavsiye ederim. 7. sırada yer alan animasyon filmimiz The Legend of Muay Thai, Nine Satra. Filmin konusu Dehayaksa adında bir Yakisa prensesinin Ramthep Nakorn isimli yeri ele geçirip halkına eziyet etmesini, kutsal Muay Thai sanatını ortadan kaldırmaya çalışmasının ve bunun sonucunda adı Ot olan bir gencin yanında farklı halklardan insanlarla birlikte kutsal Muay Thai silahını kullanarak Dehayaksa adındaki kötü adamı alt etmesini anlatıyor. Bu film hakkındaki görüşüm tam anlamıyla efsane bir film olduğudur. Filmi izlerken insanı gaza getiren, hareket geçiren bir yapısı var. Olay bağlamları da harika olmuş, işlenmiş film akışında takıldığınız bir yer olmuyor. Film yönetmenleri hakkında internette Türkçe ya da İngilizce bir bilgiye rastlamadım. Seslendirenler hakkında yeterli bir bilgiye ulaşamadım. Ama film Tayland yapımı başta iyi bir içeriğe sahip değilmiş gibi geliyor. Filmi izlediğiniz zaman bu düşünceler tamamen ortadan kalkıyor. Film akışından kaybolup heyecana kapılıyorsunuz. Film bu yönden harika bir şekilde ele alınmış ve kesinlikle izlemenizi tavsiye ederim. Ben gerçekten çok beğendim. Sıradaki animasyonumuz Grinch. Bu köyünden ayrılarak dağın başında kimsenin yaklaşmaya cesaret etmediği mağarasında yaşayan Grinch'e yalnızca sadık köpeği Max eşlik etmektedir. Günlük yaşamanın sükunetinden memnun olan Grinch'in kabusu ise Noel kutlamalarına aşırı düşkün olan Wu halkının yıl sonu başlayan coşkusudur. Bu yıl kutlamaların daha coşkulu olacağını ilan edilmesi sonucu Grinch bu coşkuyu yok etmek adına Noel Baba kılığına girerek yılbaşını çalmaya karar verir. O sırada köyde yaşamakta olan küçük Cindy Lou ise arkadaşlarıyla birlikte Noel gecesinde Noel Baba'yı yakalayıp bekar annesinin yaptığı yardımlar için teşekkür etme planı yapmaktadır. İkilinin Noel planları birbirlerini nasıl etkileyecektir? Benim favori animasyon filmlerimden olan Grinch herkese tavsiyemdir. Kesinlikle izlemeden geçmeyin. İzlemeyeniniz varsa izlemesini tavsiye ederim. Kesinlikle çok harika, eğlenceli bir animasyondur. 5. sırada yer alan animasyonumuz ise Fareler Şehri. Denizden babam çıksa yerim. Sana bir taksi çağır. Evet, su harika görünüyor. Şimdi siz atlayın, ben de kolu çekip jacuzziyi çalıştırayım. Tamam, hadi bakalım.
Bir animasyon filmi olan Fareler Şehri'nde kahramanımız Roddy, Londra'da son derece lüks bir evde refah içinde hayat sürdürmektedir. Bu bahsettiğimiz fare normal bir fare değil. Lüks ve zengin bir hayatı olan fareden bahsediyoruz. Uzun zaman kendisine hizmet eden görevlilerin çemberinde şaşalı bir yaşamı olmuştur ki bunun aksi bir durumu hayal bile edilemez. Ancak hayat bazen sürprizlerle doludur. Ansızın mutfaktaki levyeden fırlayan bir lağım faresi olan Sid hayatını alt üst edecektir. O şimdi lüks hayatı yaşamak için sıranın kendisinde olduğundan emindir. Bu iki karakter birbirleriyle savaşırlarken Roddy bir anda yenilir ve fare şehrinde bulur kendisini. Orada kurtulup eve geri dönmek esas maceranın ta kendisidir. Oldukça bu da eğlenceli bir animasyon filmdir. Bu da favorilerim arasında diyebilirim. İngiltere için Rita. Harika bir ilk yarı oldu. İngiltere Almanya karşısında Rita. 3-1 önde. Almanya nadir kazandı. Sıra geldi bir sonraki animasyonumuza. Bu animasyonda yine bir fareden bahsedeceğiz ama bu sefer öyle lüks ve zenginlik hayatı olan bir fare değil. Bu fare aşçı. İzin vermeyin, tek sınırınız kendi ruhunuz. Dediğim şey doğru, herkes yemek yapabilir ancak korkusuzlar harika olur. Şiir gibi. Fakat şişman fare Remy yemeğe olan düşkünlüğü nedeniyle tek bir hayale sahiptir. Aşçı olabilmek. Bu idealini gerçekleştirmek için Paris'in yolunu tutan sevimli fare kaza eseri kendisini şehrin en iyi restoranının kanalizasyonunda bulur. Restoranın yeni çöpçüsüyle ilginç bir anlaşma yapan Remy tüm hünerlerini sergileyebileceği büyülü mutfağa ulaşmaktır. Ancak bu hayalini gerçekleştirmek farelerden iğrenen insanlar var olduğu bir dünyada pek kolay olmayacaktır. Walt Disney'den çıkan film Kayıp Balık Nemo, Yukarıya Bak, Oyuncak Hikayesi gibi animasyon türünün en yaratıcı örneklerinin üretildiği Pixar stüdyolarının ürünüdür. Yönetmenlik ve senaryo yazımını Brad Pitt ve Jean Pinkava ikilisinin üstlendiği Ratatouille gösterime girdiği yıl Akademi Ödülleri'nde en iyi animasyon film Oscar'ını kazanmıştı. Üçüncü sırada yer alan animasyonumuz ise Soul, yani ruh. Ortaokul müzik öğretmeni Joe Gardner, bir caz grubu ile birlikte çalışan caz piyanisti olmanın hayalini kuruyordur. Bunun ardından ilk müzisyenlik deneyimini edinir. New York sokaklarında gezen adam, birdenbire kendini kanalizasyona düşerken bulur. Ancak burası aslında farklı bir dünyaya açılıyordur. Şimdi ise dünyaya nasıl geri döneceğini bulması gerekmektedir. Yüksek puana sahip olan bu animasyon oldukça keyiflidir. Bazı yerlerde biraz izledikten sonra diyeceksiniz ki acaba nasıl olacak, nasıl yapacak, nasıl geri dönecek diye sizi soru işaretleri kafanızda bırakıyor. Great. Listemizde ikinci sırada yer alan animasyon filmimiz ise Raya ve Son Ejderha. Lumandra'yı kurtarmak için son ejderhanın izini süren yalnız bir savaşçı olan Raya'nın hikayesini konu ediyor. Yıllar boyu Lumandra'nın fantastik dünyasında insanlar ve ejderhalar huzur içinde yaşar. Drun adındaki canavarlar ülkeyi tehdit edince ejderhalar insanlığın kurtulması için kendini feda eder. Arada geçen 500 yılın ardından canavarlar ülkeye geri döner. Onları sonsuza dek durdurmanın tek yolu ise son ejderhanın bulunmasıdır. Yalnız bir savaşçı olan Raya, ülkeyi kurtarmak için son ejderhayı bulmak üzere yola koyulur. Bu süreçte Raya, dünyayı kurtarmak için ejderha şehrinden çok daha fazlasının gerekli olduğunu fark eder. 2021 yılının en güzel animasyonlarından biri diyebilirim. Kesinlikle tavsiyemdir. İzleyip eğlendiğim bir animasyondur. Herkese tavsiye ederim. Bu yüzden ikinci sıraya yer verdim. Çık çık. Bu iş için biraz büyüdün dostum. Ve geldik son animasyonumuz. Birinci sırada yer alan Coco. Dela Cruz, hayalimin peşinden gitmeme yardım et. Coco 12 yaşında Michael'in ölüler diyarındaki macerasını anlatıyor. 12 yaşında Michael'in en büyük kahramanı efsanevi Meksikalı gitarist Ernesto de la Cruz'dur. Ancak Cruz hayatını kaybetmiştir ve Michael'in onunla tanışma imkanı yoktur.
Her gün onun şarkılarını dinleyen Michael, ünlü müzisyenin gitarını bulur. Ancak gitarı çalması onu bir anda ölüler diyarına götürüverir. Çıkış yolunu arayan Michael, düzenbaz Hector'la karşılaşır ve birlikte Michael'in aile tarihi arasındaki gerçek hikayeyi keşfetmek için olağanüstü bir yolculuğa çıkarlar. Seslendirme kadrosuyla Latin oyuncuların bulunduğu yapımda Anthony Gonzalez gibi isimler sesleriyle yer alıyor. 16. Görsel Efekt Birliği ödüllerinde 4. ödüle sahip olan, 2018 ödüllerinde en iyi animasyon seçilen ve daha birçok ödüle layık görülen Coco'nun yönetmen koltuğunda Toy Story 3 ile beğeni toplayan Lee Unrich oturuyor. Hayır, iskeletler öyle yürümez. Aynen böyle yürüyorsunuz. Hiç de bile. Kes şunu. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Bazı isimleri söyleyemiyorum. Bu yüzden kusura bakmayın. Söylemekte gerçekten çok zorlanıyorum. Sinema filmleri veya animasyon filmlerde istediğiniz türde filmleri paylaşmamı isterseniz yorumlarda belirtebilirsiniz. Abone olup beğenmeyi unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.